Feride Celal Yönsel. Feride Celal Yönsel, 10 Haziran 1916 İstanbul'da doğan, 15 Haziran 2013'te ölen Türk yazardır. İlk öyküsü Seda Simavi'nin 7 Gün dergisinde Ak Kızın Hikayesi adıyla 27 Kasım 1935'te Feride Gençay imzasıyla yayımlandı. Daha sonra Son Posta, Cumhuriyet, Tam ve Milliyet gazetelerinde öyküler, röportajlar yayımladı. Roman yazmaya başlayan yazar, 3-24 Saat adlı romanıyla 1977 Seda Simavi Edebiyat Ödülünü, Kurtlar romanıyla da 1991 Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. Feride Celal yazmaya genç yaşlarda başlamıştır. Çocukluğunu üvey babasının savcılık görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarında geçiren Feride Celal, Selim İleri'nin kendisiyle yaptığı söyleşide öykü yazma serüveninin İstanbul'daki anneannesi ve Anadolu şehirlerinde bulunan annesi arasında gidip geldiği zamanlara denk düştüğünü söyler. Üvey babasının dostlarından genç bir sorgu yargıcının bir konuşma sırasında öyküler yazıp İstanbul'daki dergilere gönderdiğini söylemesinin ardından bu yazarsa ben de yazarım düşüncesiyle Feride Celal öykü yazmaya ve dergileri göndermeye başlar. Herkesten saklı sürdürülen bu uğraşlar, annesinin Feride Celal'in yazdığını fark etmesine kadar sonuçsuz kalır. Celal'in annesi Mirat Hanım, Ali Naci Karacan'la evli olan kız kardeşine Feride Celal'in yazdıklarından söz eder ve bunu Karacan'a söylemesi için ısrar eder. Ali Naci Karacan, küçük Feride'nin yazıyor olmasına aldırış etmez. Yazar olabilmek hevesiyle İstanbul'a kaçmayı düşünen Feride Celal'in annesi ve üvey babası bu durumdan pek memnun değildir. Feride Celal, ailesinin onlarla kalıp doğru dürüst bir koca bulup evlenmesini istediğini ve özellikle üvey babasının onun yazmasına ve İstanbul'a gitmesine çok karşı olduğunu Tülay Bilginer'in kendisiyle yaptığı söyleşide anlatmıştır. Her şeye karşın yazar olmaya aklına koyan Feride Celal, çantasındaki bir sürü öyküyle üvey babasını bir genç kız için uygun olmadığını düşündüğü Bağ ve Ali yokuşunu ilk olarak annesiyle tırmanır. Feride Celal'in edebiyata tutkuyla bağlı bir insan olarak tanımladığı annesinin onu Sedat Simavi'nin 7 Gün dergisine götürüp başlangıçta öyküleri okumak bile istemeyen Simavi'yi ikna etmesinin ardından Feride Celal'in ilk öyküsü Feride Gençay imzasıyla aynı dergide çıkar. Feride Celal yazılarının sırasıyla Feride Gençay, Feride Gencay, Feride Gencay Bayburtlu ve Feride Celal olarak imzalamıştır. Sonraları Cumhuriyet ve teyzesinin eşi Ali Naci Karaca'nın çıkardığı Milliyet gazetelerinde
yayınlanmaya başlayan öykü ve romanlara ilgi görmeye başlar. Sönen alevin ardından tefrika edilen Yaz Yağmuru, Ana Kız, Kızıl Vazo, Ben Vurmadım, Atmaca, Aşkın Doğuşu, Yıldız Tepe adlı romanları da kitap olarak basılır. Feride Celal ikinci dönem yapıtlarında da baş karakterler olarak kadınları seçmiştir. Yazar ilk dönem romanlarında kadın karakterleri kıskançlık, gizem ve gerilimin egemen olduğu bir havada yaşadıkları aşklarıyla ele alır. Ancak kadın karakterler Feride Celal'in romancılığının ikinci döneminde yazarın değişen dünya görüşünün de etkisiyle sınıfsal bir vurgu kazanır. Feride Celal, Behçet Necatigil'in sanat, gözlem ve çözümleri yatırımlarıyla öncekilerden çok ayrı ve Türk romanının gelişim çizgisi üzerinde ağırlığı olan romanlar olarak tanımladığı ikinci dönem yapıtlarında ya kendisi gibi burjuvaziye eleştirel bir tavırla yaklaşan ya da o toplumsal ortamın düzenine uyan genelde aydın üst sınıf kadınlarının iç dünyalarına girer. Yazar bu toplumsal sınıfta yaşanan bazı çarpıklıkları kadın karakterlerin insanlarla olan ilişkileri ve kendileriyle girdikleri hesaplaşmalar çerçevesinde ele almıştır. Bu yıllarda yazar için roman içinde bulunduğu toplumsal sınıfın adaletsizliklerini ve çarpıklıklarını gösterdiği ve eleştirdiği bir araç olmuştur. Feride Celal'in romanlarında ortaya çıkan bu farklılaşma yazarın edebiyat anlayışında gerçekleşen değişimi gözler önüne sermektedir. Feride Celal duruşuyla ve başarısıyla aynı zamanda geldiği noktayla Türk edebiyatında önemli yeri sahiptir. Feride Celal 15 Haziran 2013'te hayatını kaybetmiştir. Cenazesi aile arasında yapılan sade bir törenden sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.